Merhaba arkadaşlar. Bu videoda BIST 100 endeksi ve bazı hisselerin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar önce bir BIST 100'e bakacağız. Ardından da sağ tarafta gördüğünüz listedeki hisselere alfabetik sırayla bakacağız. Bu hisseler TradingView'de EMA 5 günlük yani 5 günlük üstel hareketli ortalama 20 günlük üstel hareketli ortalamayı yukarı kesenler taramasından çıkan hisseler biliyorsunuz 5 günlük ortalama 20 günlük ortalama yukarı kesince hisselerde yukarı yönlü trendler meydana geliyor. Bu anlamda faydalı olacağını düşünerek bu kapsamda ele alacağız buradaki hisseleri. İlk önce bir BIST 100'e bakacağız arkadaşlar. BIST 100'de bizim orta vadeli bir yükselen kanal çizmiştik. Daha önce zaten biliyorsunuz bir uzun vadeli yükselen kanalı zaten var endekste. Şöyle şuradan gelen bir uzun vadeli yükselen kanalımız var BIST 100'de. Bu uzun vadeli arkadaşlar. Ekim 2021'den gelen uzun vadeli bir yükselen kanal. Bu kanal içerisinde mesela 2021'de başlatmış trendi 2022 Temmuz'da değmiş. 2023 Mayıs'ta değmiş. İşte 2023 sonu Aralık'ta yaklaştı ama değmeden döndü. Yine 2024 seçim dönemi Mart ayında da yine yaklaştı fakat buradan yukarı yönlü döndü. Uzun vadeli endekste çok güzel bir yükselen trend var kısacası. Peki biraz daha kısa ve orta vadeye bakacak olursak. Burada orta vadede de ne demiştik? Aralık ayı arkadaşlar. Şuradaki bölge Aralık ayından gelen bir yükselen trend var. Çünkü Mart ayındaki şu bölge Mart ayındaki bu ikili dip seçim süreci buradaki ikili diple Aralık ayı dip bölgesini birleştirdiğimizde de böyle bir ara yükselen trend oluşuyor. Yani majör yükselen kanal içerisinde bir daha minör, daha orta vadeye bakan bir trendimiz mevcut. Neden bunu takip ediyoruz? Çünkü burası alttaki trend çok altta kaldığı için bir ara yükselen trend çizmek durumundayız. Peki burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Burada endeksin büyük ölçüde kanal tepesine de artık yaklaştığına dünkü videoda dikkat çekmiştim. Hatırlayacaksınız hani buralarda kar satışları gelebilir diye. Tamam henüz belki tepeye tam ulaşmadı fakat Bollinger bandının tepesine yaklaştığını dün videoda belirtmiştim. Burada endeks de bugün zaten bir bakın dün şuradaki mumda yeşil mumda ne yapmış bir ters çekiç gibi yapmış. Yani iğne atmış Bollinger bandına ve hafif altında kapatmış yani geri çekilmiş. Bugün de kararsız bir doji mumu bıraktı arkadaşlar. Bakın kırmızı bir mum. Doji mumu. Yani bakın bu doji mumu bakın şurada da var mesela. Buradan bir düzeltmeymiş. Şurada yine dojiler var. Belki şurada diyorum ama daire içinde göstersem daha iyi olur. Şu anki bahsettiğim doji mumu şuradaki kırmızı mum arkadaşlar. Daire içerisinde gösterdim. Bunun gibi bakın daha önce de burada bir doji mumu gelmiş. Hatta Bollinger'ı kapatayım. Yine bakın burada daire içerisinde gördüğünüz doji. Yani cılız belir kararsızlık mumu demek doji arkadaşlar. Bakın burada yine öyle doji mumları gelmiş. Ardından düzeltme gelmiş. Dün de bakın ters çekiç yaptı. Yukarıya iğne attı. Geri çekildi Bollinger bandına. Şimdi Bollinger'ı açıyorum tekrar. Ne yaptı? Buradan geri çekildi. Bugün de bir doji bıraktı. Bu anlamda bir de Bollinger'ın ortalama çizgisi şu ortada giden lacivert ortalama çizgi arkadaşlar. Bundan da epey uzaklaştığına dün dikkat çekmiştim. Bu anlamda ortalamayla kavuşmak isteyecektir. Hani ille düşer diye demiyorum. Belki yatay gider bu ortalamayı bekler birbirine kavuşur. Sonra kanal tepesine doğru yeni hamleler yapabilir. Ancak nihayetinde şu an için endekste bir kararsız bölgedeyiz. Endeks anlamında temkinli olmayı sürdürmeliyiz. Herhangi bir stop loss durumu yok. Trend devam ediyor. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Yani gayet güzel. Şunu hatta rengini farklı yapayım.
Şöyle turuncu, yani turuncu yükselen kanal içerisinde minörde yükselişini sürdürüyor. Fakat kanal tepesine yaklaştığı için dikkatli olmak lazım demek istiyorum. Hatta bir Bollinger'ı da göstereyim burada. Band indikatörümüz arkadaşlar. Bakın burada Bollinger bandına yaklaşınca düzeltmemiş. Şu anda yine Bollinger bandına biraz yaklaşmış durumdayız endeks olarak. O yüzden biraz geri çekilmeler ya da yatay seyirler gözlemleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Bu anlamda temkinli olmak lazım. Fakat herhangi bir henüz stop loss'luk bir durum yok ama dikkatli olmak gerekiyor. Pozisyon açarken hisse bazlı bir tık daha dikkatli olmak lazım. Çünkü endeksin şöyle rally yaptığı dönemler arkadaşlar, bakın üst üste 4 tane yeşil mum yakmış. Yani bu tarz piyasada hemen hemen tüm hisseler gider yani. Hani çok fazla şey olmaz ama özellikle belli bir yükseliş sonrası endeksteki geri çekilmelerde hisse bazlı ayrışmalar sertleşebiliyor hisseden hisseye. O anlamda dikkatli olmak lazım. Endeks tarafında destek seviyemiz arkadaşlar mavi yatay çizgiyle belirttiğim 10.379'dur. Bu seviyenin üzerinde olduğu sürece tabii ki endeksteki pozitif görünüm devam eder. Bunu da belirteyim. Turuncu kanal tepemiz de arkadaşlar 11.394. Yani 900, 400, yaklaşık 500 puanlık daha kanal tepesine mesafemiz var. Ancak endeks kısada biraz dinlenip daha sonra tekrar hamle yapabilir. Bu anlamda 10.379'a kadar çekilmeler mümkündür. Bunun için de temkinli olmak lazım dedim. Bu anlamda arkadaşlar zaten aşağı yukarı Bollinger'ın ortalamasına da yakın bir bölge. Arada bir 80 puanlık bir şey var. 120 puanlık bir fark var. Hani Bollinger ortalamasıyla yatay destek arasında. Yani buralarda bir endekste bir dinlenme, bir patinaj görebiliriz. Bunu dikkat çekmek istediğim bu hususa. Şimdi endeks tarafı ile ilgili diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi hisselerimize geçeceğiz. İlk önce Alarko gayrimenkul ile başlayacağız. Dediğim gibi bunlar taramadan çıkan hisseler arkadaşlar. 5 günlük EMA, 20 günlük EMA'yı yukarı kesen hisseler taraması. İlk önce bir Alarko GYO ile başlayacağız. Alarko GYO'da zirve fiyatı 52.35 arkadaşlar. Mavi çizgiyle belirttim. Bakın böyle bir çanak oluşturmuş gelmiş. Daha buraya varamadan bir düşüşe geçmiş durumda. Burada hani bir fincan, sağ tarafta bir kulp oluşumu olabilir. Hani fincana kulp yapıyor görüntüsü var. Diğer taraftan bir de yükselen trend gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Siyah çizgiyle belirttiğim gibi. Bu siyah trend üzerinde olduğu sürece bizi 52.35 eski zirve fiyatına doğru götürmesini bekleyebiliriz. Bunun da destek fiyatını ekleyeceğim arkadaşlar etiketine. Kaça denk geliyor bakalım güncel değerle. 43.54 arkadaşlar güncel değerle destek seviyemiz. Hatta şöyle tam sıfır yapayım. 43.36 güncel değerle 43.36 üzerinde olduğu sürece 52.35 eski zirvesi hedefimiz olur. Tabii bu zirveye geldikten sonra hani şöyle bir fincan kulp oluşumu sonrası ne olur arkadaşlar? Fincan kulbu katlama gündeme gelir. Tabii bunu konuşmak için şu an erken. Önce bir 52.35 yatay mavi çizgiyi görüp yukarı kırması lazım elbette ama fikir vermesi adına şöyle hemen bir derinliğini ölçelim buradaki fincanın ya da çanağın. Şöyle bir potansiyel de barındırıyor hissemiz arkadaşlar. Eğer ortadaki şu üstteki mavi çizgiyi yukarı kırarsa hedefi 80 liralara denk geliyor uzun vadede değerli dostlar. Algeo'da durum bu şekilde. Dediğim gibi önce şu siyah trendi takip edeceğiz. Hedef 52.35 ama bu trend desteği de 43.36. Bunun altı stop ama üstünde olduğu sürece ilk hedef 52.35 yatay mavi çizgi. Bu ortadaki yani üstteki mavi çizgiyi yukarı kırarsa da
uzun vadeli formasyon katlama hedefi arkadaşlar, yani buradaki fincan kur katlama hedefi de 80.95 lira olacaktır Algeo'da. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu ve benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Dinamik ısıya bakacağız şimdi. O da taramadan çıktı. Buradaki hisselerin hepsi taramadan çıkan hisseler arkadaşlar. Dinamik ısıda da şöyle bir zirve fiyatını önce belirleyelim. Nereden düşmüş? Evet, 25.2 zirvesini gördükten sonra bu hisse bir derin düşüş yaşamış. Sonra tekrar bir düşüş. Şu an bir kısa vadede arkadaşlar, bakın şurada bir düşen var. Bunu kırdığını görüyorsunuz. Bakın siyah bir düşen var burada, minör. Bunu bugün yukarı kırdığını görüyoruz. Zaten taramalarda da genelde düşeni kıran veya önemli bir direnci geçen hisseler çıkıyor. Diğer taraftan şimdi bu hissede dedik ki zirvemiz 25.2. zirve hedefi. Diğer taraftan da şöyle bir yükselen trend var. Hatta şunu kanal şeklinde gösterelim. Evet. Şu şekilde bir yükselen trend var arkadaşlar. Yani şuradaki yaşadığı diple şurada başlayan bölge arasında baktığımızda yükselen bir kanal var. Şu an şu minör siyahı kırdığı için onu kaldırıyorum grafiğimizden. Bu şekilde bir yükselen kanal var. Bu hisse şimdi desteği nedir diye bir bakalım. Trend desteğimiz mavi kanal desteği. Tepesi kaç, ona da bakalım. Evet. Şimdi bu hissede biraz şimdi yaklaştıracağız arkadaşlar. Yükselen trend desteği 15.83, trend zirvesi de yani kanal tepesi 34.48. Tabi 34.48'e gidebilmesi için önce 25.2, şu aradaki mor çizgiyi yukarı kırması gerekiyor arkadaşlar. Diğer taraftan olası bir stop loss bölgesi olarak yükselen trend desteği olan 15.83 biraz aşağıda kalıyor. Burada bir 4-5 liralık fark var. Bu da stop loss maliyetini düşürmek adına ara bir yatay destek eklemek durumundayız. O da şöyle olacak arkadaşlar. Bunu mavi renkle belirteyim. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Yatay mavi çizgi, yani 17.99 bizim stop loss seviyemiz olacak. Destek seviyemiz 17.99. Bunun altı stop loss, çünkü 15.8'e inme riski doğar. 17.99 üstünde olduğu sürece de ilk hedefimiz yatay mor çizgi 25.2 lira. Yatay mor çizgiyi, yani 25.2'yi yukarı kırarsa da kanal tepesi güncel değerle 34.48 kanal tepesi hedefi olur. Dinamik ısı hissesinde arkadaşlar. Durum bu şekilde, destek ve hedefler. Şimdi sonraki hissemiz Hubvak arkadaşlar. Hub girişim sermayesi. Bu hissede de bir düşen vardı. Bakalım düşeni kırmış mı? Evet, kırmış. Zaten dediğim gibi taramadan çıkan hisseler bunların çoğu düşeni falan kırıyor ya da önemli bir direnç bölgesini geçmiş oluyor. Burada da gördüğünüz üzere kırmızı düşen trendi yukarı kırmış. Burada bir de yükselen trend de var zaten ve bunun üzerinde seyrediyor. Buradan hatta tepki almış güçlü bir mumla ve ne yapmış? Düşeni kırmış. Şöyle bunu da farklı bir renkle belirteyim. Siyah olsun. Şimdi siyah yükselen trend üzerinde kırmızı düşeni kırmış dedik. Bu çok güzel bir gelişme. Tabii hedef ne peki? Hedef eski zirvesi olacak arkadaşlar. O da 17.47. Hedefi olacak. Şöyle siyah trendimizi de kavuşturalım mavi çizgiye. Burada gördüğünüz gibi bir siyah yükselen trendimiz var.
Olur da olumsuz bir atmosfer durumunda stop seviyemiz de 11.29 olacaktır arkadaşlar. Ya da yatay destek de şurası, çünkü henüz daha yeni düşeni kırdığı için yatay destek olarak da şu bölgeyi, yani 11.68'i de yatay destek olarak kullanabilirsiniz. Çünkü geçmişte bu dirençmiş arkadaşlar şu bölgede. Yani şu bölgede dirençmiş. Şimdi artık bizim için destek olacaktır. Zaten geçmişte de destek ve direnç olarak çalışmış. 11.64 yatay destek, 11.29 da güncel değerle siyah yükselen trend desteğimiz arkadaşlar. Hedefimiz de 17.47 olacak. Tabi bu 17.47'ye geldiğinde arkadaşlar orada önemli bir kavşak orası, çünkü 17.47 zirvesi. Orası çanak zirvesi olacak. Yani şöyle bir çanağı tamamladığı zaman bu sefer bunu yukarı katlayacak mı yoksa buna kulp falan takmaya mı inecek, bunu izlemek lazım. Çünkü biliyorsunuz zirve dirençleri tek hamlede geçmiyor. Bazen çekiliyorlar, kulp yapıyor, sin yapıyor falan, böyle biraz uzatabiliyorlar. En nihayetinde 17.47'ye geldiğinde analiz güncellemesi yapıp güncel durumuna bakmak gerekir. Eğer 17.47'yi yukarı kırarsa hisse bu sefer buradaki çanak oluşumunu katlamaya gider. Çok daha yüksek seviyelere kadar gider, yani 25-30 liralara kadar konuşulabilir. Buradaki çanak derinliği kadar yukarı gider çünkü. Fakat şu an için bunları konuşmak erken. Önce bir üstteki mavi çizgiye gitmesini izlemek lazım. Kısa orta vadede HUBVAK için dediğim gibi desteklere de dikkat etmek lazım. Olumsuz bir senaryoda stop loss olmak gerekir değerli dostlar. Bunu da unutmayalım. Dilerseniz kısa da şu an için mavi yatay desteği, yani 11.64'ü, dilerseniz de siyah yükselen trendi takip edebilirsiniz. Siyah yükselen trend güncel değerle 11.37 ve bu zamansallıkla yukarı gider. Evet, diğer hissemiz HUN, yenilenebilir enerji, HUNER. HUNER'de de bakın uzun vadeli bir düşen trendi var. Şöyle çizgimizi sıfırlayalım önce. Gördüğünüz gibi çok kez burayı ne yapmış? Test etmiş ve bir türlü geçememiş. Yani bakın şurada test etmiş ama bir türlü geçememiş. Direnç görevi görüyor burası. Peki bizim bu şu anki durumda da ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın bunu kırmaya yönelik bir atakta bulunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Zaten tavan yapmış bugün. 9.8 yapmış. Şimdi diğer taraftan bu kırmızı düşenin yanı sıra bir de yatay destek var arkadaşlar. Şurası dip destek bölgesi. Şöyle mavi çizgiyle belirttim. Buradaki dipten sonra bakın yükselen dipler yapıyor. Şuradaki dip şunun üstünde. Bu da bunun üzerinde. Ne yapıyor? Mavi çizgiden uzaklaşmaya çalışıyor hissemiz. Şöyle bir ara yükselen trend oluşturmuş gördüğünüz üzere. Şöyle bir yükselen trend var. Dolayısıyla kırmızı düşenle siyah yükselen arasında bir sıkışan üçgen görüyoruz arkadaşlar. Bu kırmızı düşen güncel değerle direnci kaça geliyor bakalım. Güncel değerle 5.1'e denk geliyor. Siyah yükselen desteğimiz de güncel değerle 4.23'e denk geliyor. Tabii bu zamansallıkla yukarı gider, kırmızı da aşağı iner. Buradaki üçgeni yukarı kırarsa direnç kırılmış olur ve eski zirvelerine doğru hareket eder. Ancak siyah çizgi aşağı kırılırsa stop olmakta fayda var. Mavi çizgiye kadar, yani 3.40'lara kadar inme riski meydana gelir. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa da dediğim gibi ilk nihai hedefimiz ne olacak? Eski zirvesi olan 10.55.
şu büyük bir çanak hedefi olmuş olacaktır. Tabi arada da yine şuralarda gördüğünüz gibi ara dirençler var. Mor yatay çizgilerle belirttiğim gibi. Toparlayacak olursak arkadaşlar, güncel değerler 4.23 bizim siyah yükselen trend desteğimiz. 5.1 kırmızı düşen direncimiz. Kırmızı düşen direncini yukarı kırarsa da sıralı hedefler 5.77, 7.60 ve 11.55 eski zirve fiyatı sıralı hedefler olarak duruyor. Diğer bakacağımız ise iş girişim sermayesi arkadaşlar. Bakın burada da bu hisse 34.68 zirvesini bir kere görmüş, inmiş gelmiş, tekrar denemiş yine olmamış. Sonra inip buna kulp yapmış yine olmamış. Hatta üstüne atar gibi yapıp tekrar geri çekilmiş. Bakın her seferinde iğne ata ata çekiliyor. Neden? Çünkü vaktinde buraya bir iğne atıp dönmüş. Burası ne der? Kale duvarı direnci, zirve dirençleri böyle işte arkadaşlar. Kolay geçilmiyor ama geçince de işte böyle ralliler ortaya koyuyorlar. 34.68 iş girişim sermayesi hissesi için kritik bölge. Bunu yukarı gider kırarsa hisse kopar. Peki trendimiz ne diyor? Bir bakalım, yükselen trend var bu hissede. Bunu da ekleyelim ve destek seviyemizi belirleyelim. Çok güçlü bir yükselen trendi de var açıkçası. Bu yükselen kanal içerisinde olduğu sürece arkadaşlar bu hisse bu zirveyi kırar. Ancak yine de stop loss'u her zaman ne yapacağız? Elde tutacağız. Yükselen mavi trend desteğimizi ekleyelim. Kanal tepesini de ekleyelim. Evet, bu hissede çok net bir grafik var. Burada 29.16 üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar, hatta şöyle tam sıfırlayalım, biraz üstte kalmış. 29.16 yükselen trend desteğimiz. Bunun altında trend bozulur ve stop olmak gerekir. Ancak bunun üzerinde kaldığı sürece de 29.16'ya denk gelen gün siyah yükselen trend desteği üzerinde kaldığı sürece de İlk hedef yatay, şunu şöyle mor yapayım arkadaşlar, renkler karışmasın. 34.68 yatay zirve direnci yine karşımıza çıkacak. Bu yükselen mavi kanal desteğiyle yatay mor çizgi arasında şurada bir üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu üçgeni yukarı kırarsa hissenin önü açılır. Artık kanal tepesine kadar yolu var ki güncel değerle kanal tepesi 71 lira. Teknik olarak mümkün, ancak önce şu yatay mor çizgiyi yukarı kırması gerekiyor. 34.68 kritik direnç, zirve direncidir. İşte bu zirve direncini kırarsa arkadaşlar güzel işler çıkarır. Yani buradaki yükseliş kadar şöyle ne yapabilir? Yukarı yönlü bir trend ortaya koyabilir zamansallıkla. Bu mümkün. Tabi buradaki zirve güncel değerle 71 lira. Zamansallıkla bu yukarı gider. Çünkü kanal yukarı giden bir kanal. Evet, iş GS'de de dediğim gibi 29.16 güncel değerle yükselen kanal desteği. Bu stop seviyemiz aynı zamanda. Yatay kritik direnç 34.68. Kanal tepesi de güncel değerle 71'e denk geliyor değerli dostlar. Sıradaki hissemiz İSEN arkadaşlar. İş bir sentetik dokuma. Şimdi bu hisseye de baktığımızda gerçekten çok ciddi bir rally yapmış halka arz sonrası. Bakın 3 liralardan 30 liraya, yani 10 katlık bir rally yapmış şurada. Şöyle bir yükseliş kaydetmiş. Devamında da maalesef şu bölgede bir
mal dağıtma bölgesi olmuş. Şuradaki dikdörtgen bölgesi, hatta şöyle göstereyim. Şimdi buradaki satış sonrası da ne olmuş ise bu sefer 30 liralardan 9 liraya, yani 3'te 1 fiyata dönmüş. Bu sefer ne yapıyor? Şuradaki tepede yaptığı dikdörtgeni bu sefer burada yapıyor arkadaşlar. Yani burada malı dağıttılar, burada da konsolide yapıyorlar. Peki hisse ne durumda? Kısa orta vadeli görünümü bize ne diyor? Bir ele alalım. Destek ve dirençleri belirleyelim. Taramalardan çıktı bu hissede. Şimdi şurada artık yükselen diplerin oluşması hisse adına olumlu bir görüntü arkadaşlar. Bunu öncelikle belirtelim. Şu şekil bir yükselen dipleri görüyoruz. Tabii bunda esas olay şuradaki bir zirve direnci var. Buradaki mor çizgiyi geçmesi lazım önce. ...12.74 değerli dostlar. Yani şöyle bir trend var. Diğer taraftan bakın, ara trend de var. Yani arada da yine yükselen dipler var. Yani bu dip bakın şöyle bir yükseliyor. Bu da bundan yukarıda. Yani böyle zigzagları yaparak mor çizgiye doğru gitme eğiliminde görünüyor hissemiz. Tabii tepeden baktığımızda da şuradaki bölge epey bir uzakta duruyor. Fakat nihai uzun vadeli hedefimiz bu olacak bizim. Yani 30 lira hedefi devam edecek. Buradan büyük bir çanak oluşturup uzun vadede 30 liraya gitmesini bekleriz. Fakat şu anki kısa vadeli görünümde bizim önce ne yapmamız gerekiyor? 12.74'ü yukarı kırmamız gerekiyor. Destek seviyemiz de 10.32 siyah destek arkadaşlar. Şu siyah trend desteği 10.32. Bu siyah çizginin üzerinde kaldığı sürece 12.74 bizim yatay direnç seviyemiz. 12.74'ü geçerse de arkadaşlar sırasıyla bakın şöyle dirençleri görüyorsunuz. Mor çizgiler, yani şu bölgeler sıralı hedefler olacak. İşte 12.74'ün üstünde 15.32, 18.60, 27.92 ve nihai hedef 30 lira olacak. Şu an için hissemiz bakın, hatta şunu da ekleyeyim, bunun rengi farklı olsun, mavi. Bu da bizim dip destek bölgesi 9.36 arkadaşlar. Burası biraz dipte kaldı artık, 9.30 civarı. Biz siyah yükselen trendi takip edeceğiz şu an için. Ta ki 12.74'ü yukarı kırana kadar. Zaten Fibonacci'ye de baksak şöyle bir kabaca. Evet, Fibonacci bölgelerine de denk geliyor çizdiğimiz dirençler yaklaşık olarak. Şu an için dediğim gibi önce bir Fibo 236'nın üstüne atsın ki devamında daha dik açılı bir trend çizelim tepeye doğru. Şu anki siyah trend biraz düşük açılı. Hisse yukarı doğru böyle dirençleri geçtikçe daha açılı bir trend ortaya koyar ve daha güzel bir trendle takip edebiliyor olacağız. Şu an için kısa vadede 5 günlük ortalamanın 20 günlük ortalamayı yukarı kesenler taramasından çıkması ve böyle siyah trende gördüğünüz gibi minimalde dipten artık bir yükselen trend ortaya koyması olumlu diyebiliriz. Şimdi İzmir Demir Çelik'e geldik arkadaşlar. İzmir Demir Çelik'te de şöyle trendimizi çizelim. Bu kırmızı düşen trend. Bunda zaten şu eski zirvesi arkadaşlar. Bu da bunun üzerinde kalıcı olamamış şu an kadar henüz. Yani bir kere geçmiş fakat kalıcı olamayıp aşağı salmış bakın şurada. Yani boğa tuzağı kurmuşlar burada. Biz burada kırmızı düşen önemli dedik. Diğer taraftan bir de şöyle siyah bir yükselen ekleyelim grafiğimize. Şu şekil bir trend var arkadaşlar. Evet, bu siyah yükselen ile kırmızı düşen arasında arkadaşlar bir sıkışan üçgen görüyorsunuz.
Ya bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa hisse ne olur? İlk eski zirvesine doğru atak yapması beklenir. Şimdi bunları ekleyeceğim grafiğe. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Mavi çizgiye doğru böyle bir çanak oluşturmaya çalışıyor. Siyah trend desteğimiz ve kırmızı düşen direncimizi ekleyelim grafiğe. Evet, siyah yükselen trend desteğimiz 6.83. Kırmızı düşen direncimiz 7.97. Zirve hedefimiz 9.64. Eğer 9.64 zirvesini kırarsa da yukarı yönde, o zaman bu iki mavi çizgi arasındaki şöyle oluşacak çanak deriliği kadar yukarı gitme potansiyeli doğar. Şu an için bunu konuşmak erken, fakat hani buradan şuradaki derinlik kadar yukarı gidebilir. Kabaca çizelim. Dediğim gibi önce bir 9.64 zirvesini bir önce geçmesi lazım. Hatta önce kırmızı düşeni kırması lazım. Sonrasında da dediğim gibi böyle sıralı hedefleri takip etmek gerekir. Üstteki çizgi, şunun rengini de farklı yapalım. Evet, 18.99'da nihai şöyle kanal katlama hedefi olacaktır. İzmir Demir Çelik hissesinde arkadaşlar dediğim gibi destek siyah çizgi, kırmızı düşen direnç 9.64 zirve hedefi, mor çizgi de çanak katlama hedefi olur. Bu direnç kırılımlarını sırayla takip etmek lazım. Dirençlerde kar satışları olabiliyor. Dikkat etmek gerekir. Siyah trend üstünde olduğu sürece pozitif. Altıda stop loss değerli dostlar. Şimdi sırada Karayel hissesi var arkadaşlar. Dediğim gibi bu ve benzeri videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız güzel olur. Daha fazla etkileşimle daha çok yatırımcının bu videolardan istifade etmesine vesile olursunuz. Güzel olur bu anlamda. Şimdi arkadaşlar Karayel'de de 18.08, bakın yine burada zirve görmüş, gelmiş buradaki zirveye. 2-3 mum batırmış, geçememiş, aşağı salmış. Bu klasiktir arkadaşlar. Yani gerçekten zirve dirençleri ilk hamlede geçilemiyor. Şimdi burada ne yapıyor arkadaşlar? Şunu görüyorsun değil mi? Fincan kulüp yapıyor. Çok net bir formasyon görüntüsü var. Diğer taraftan bakın, şu da bizim dip destek bölgemiz artık. Şöyle. Bu iki mor çizgi arasında fincana kulüp yapıyor. Zirve hedefimiz de 18.02. Diğer taraftan şöyle bir yükselen trende var arkadaşlar. Şu an için biraz trendden uzak kalmış görünmekle birlikte böyle bir formasyonu takip edebiliriz. Daha kısa stop düşünenler şuradan da alabilir. Hani bu çok şey değil. Olmazsa olmaz değil. Burada zaten formasyon kendi gösteriyor. Hedef net bir şekilde 18.02. Bu 18.02'yi geçerse işte bu mor çizgiler arasındaki fincan kulbu yukarı katlamaya gider. Öncelikle şu siyah trend desteğimizi ekleyelim. 14.21 altında bu trend bozulur arkadaşlar. Da şöyle yapalım.
14.21'e denk gelen siyah yükselen trend üzerinde olduğu sürece hedefimiz 18.02 dedik. 18.02'yi yukarı kırarsa da buradaki fincan kurup derinliği kadar ne yapar? Formasyon katlamaya gitmesi beklenir arkadaşlar. Onu da çizelim. Şöyle önce fincan derinliğini ölçelim. Şöyle. Evet. Hedefte 29 lira olur. Eğer ortadaki mor çizgi yukarı kararsa arkadaşlar 18.02 bu hissede kale duvarı direnç yani. Bu kritik direnç 18.02 yatay mor çizgi kritik direnç. Bunu yukarı kırarsa 29 lira formasyon katlama hedefi olur. Stop seviyesi de siyah yükselen çizgidir arkadaşlar. Güncel değerle 14.21'e denk geliyor. Daha kısa süreli yani trende inmeden ben stop olurum diyen arkadaşlarımız için de şöyle bir ara trend desteği ekleyebiliriz. Şuradan. Çünkü hisse bugün de tamam yaptığı için terste kalmama durumlarına karşı 15.03'te ara destek olarak takip edilebilir yatay destek mavi çizgi. Evet, kare ile ilgili de durum bu şekilde arkadaşlar. Formasyon oluşumu, siyah yükselen trend, zirve hedefi 18.02, formasyon katlama 29, siyah trend 6 stop ama üstünde kaldığı sürece bu formasyon çalışır arkadaşlar. Diğer bir hissemiz Kariye, Kartal yenilenebilir enerji. Bunda da gayet böyle net bir şekilde yatay dirençler, destekler iyi çalışıyor. Bakın burada direnç görevi görmüş mavi çizgi. Burada gelmiş, unutmamış bunu destek olarak kullanmış. Şimdi yine bu mavi çizgiler uzaklaşmaya çalışıyor. Tabii bu mavi çizgiyi bir de şuraya da ekleyelim. Çünkü burada da eski bir zirve var. Bu da artık bizim için destek konumunda. Yani iki mavi çizgi arasındaki bölgeden uzaklaşmaya çalışması olumlu bir görüntü arkadaşlar. Bunun üzerinde olduğu sürece hedefimiz ne olur? Üstteki mor çizgi olacaktır. Böyle bir çanak oluşumu kısa orta vadede gözlemleyebiliriz. Şu şekil bir görüntüyü kastediyorum arkadaşlar. Önünde çok fazla direnç olmamakla birlikte yine de şöyle yatay ya da evet hani şey büyük olmadığı için bir Fibonacci ile de görebiliriz. Şu an için hissenin Fibonacci şuradaki mavi çizgileri kaldıralım arkadaşlar biraz çizgi kalabalığı olmasın. Şöyle. Evet Fibo 0236 direnci. Bakın arkadaşlar bunu bir türlü geçememiş. Bir kere burada iğne şey mum atmış ama kırmızı bir mum olarak kalıp aşağı salmış. Burada yine bugün üzerine atmaya çalışmış fakat ne olmuş? Yine geri çekilmiş. Şöyle bir bolincere bakalım. Evet burada bolincir bandına takılmış aynı zamanda. Üst bandı takılmış. Biraz düzeltme yapıp tekrar güç toplamasını bekleriz. Çünkü hala bolincirin bandının üstünde ortalamasının sadece bandı yukarıya açmaya çalışıyor. Burada gepler falan da var. Geri çekilmeler mümkün. 38 liralara kadar geri çekilmeler olabilir. Bundan tekrar güç toplayıp 44.86'ya denk gelen şu Fibonacci 236'yı tekrar yukarı kırmaya deneyebilir.
Bunun için arkadaşlar şimdi alttaki dip desteğimiz 34.50. Hissede 42.50. Burada epey bir marj var. Stop loss maliyetini düşük tutmak isteyen dostlarımız için de bir ara destek seviyesi belirleyeceğiz. Şurası bizim desteğimiz olsun. 41.60 arkadaşlar. Çünkü bunun altına inerse bu sefer bir alttaki desteğe kadar inip, bakın 37.8'e kadar inip şuradaki gap boşluklarına, gap'ten kastımız buradaki mumlar arasında boşluklar arkadaşlar. Normalde mumlar arasında boşluk olmamalı. Çünkü bu tarz boşlukları kapatmaya iniyor hisseler. Sıralı destek seviyelerimiz bu durumda arkadaşlar. Mor çizgiler olacak. Sırasıyla 41.48 ve 37.72 destekler. Direncimiz de 44.86. Bakın burası kritik bir direnç. Gerçekten geçemiyor bir türlü. 44.86'yı yukarı kırarsa sıralı hedefler 51.2, 56.45, 61.60 ve 68.95, sonra da nihai hedef 78.3 lira olacaktır. Böyle buradan büyük bir çanak oluşumunu bekleyebiliriz. Formasyon anlamında değerli dostlar, kabaca çiziyorum bunu, hani fikir vermesi adına buradaki dirençleri bir şekilde kırıp zirve hedefi olan 78'e kadar gitmesini bekleyebiliriz. Şu an için kritik destekler mor çizgiler, kritik direnç de 44.86 arkadaşlar. Fibo 0.230'a denk geliyor. Diğer bir hissemiz Kozal Anadolu arkadaşlar. Kozal Metal. Şimdi bu hisseye bakalım. Şöyle Minör'e baktığımızda kırmış mı? Bunu bir görelim önce. Evet, Minör'de de bakın gelmiş. Burada dirence iğne atmıştı. Burada da bakın iğneye atıp çekilmiş. Yani gündüz kırıyor gibiydi ama geri çekilmiş biraz. Umarım yarın kırar. Hissede görünüm pozitif biliyorsunuz. Tarımadan çıktı bu da zaten. Buradaki hepsi 5 günlük ortalaması, 20 günlük ortalamasını yukarı kesen hisselerden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu hissede bir tepeden gelen düşen vardı. Bir onu çizelim. Şuradan da bir yükselenimiz var. Şu an hisse bu üçgenin tepesine doğru bir atak yapma eğiliminde. Kırmızı düşen direnci 60 lira arkadaşlar. Bu 60 liraya denk gelen direnci kırarsa hedef 75 lira 95 kuruş olacaktır eski zirvesi. Şimdi diğer taraftan şöyle bir ara tren ekleyeceğim ki arkadaşlar stop loss maliyetimiz düşük olsun. Yani alttaki siyah çizgiye kadar inmesini beklemek riskli olacaktır. Stop loss maliyetlerini düşük tutmak adına üstteki siyah çizgiyi destek olarak kabul edeceğiz. Bu da güncel değerle kaça denk geliyor bakalım. 48 lira. Yani 48.38 üstünde kaldığı sürece bu hisse 75.95 hedefine gidecektir. Şurada bir ihlal var fakat şuradaki diplerden oluşan trendi kabul ediyoruz. Şu an için hatta şuradaki siyahı da kaldırayım. Çok çizgi kalabalığı olmasın.
Evet, son hali üzerinden toparlayalım. Şimdi siyah yükselen trend desteğimiz 48.6 güncel değerle bu zaman sarılıkla yukarı gider. Kırmızı düşen direncimiz de 59.6, bu da zaman sarılıkla aşağı iner. Kırmızı düşenle siyah yükselen arasındaki şu üçgeni yukarı kırarsa da hedefimiz 75.95 lira olacaktır Koza Anadolu hissesinde. Evet, diğer bir hissemiz Özer'den. Arkadaşlar bakın, bu böyle bir çanak oluşturmuş, sonra yukarı yönlü bir rally yapmış vaktinde. Şöyle bir bakalım. Bakın bütün Fibonacci hedeflerini görmüş etmiş. En son bakın Fibo 4.618'e kadar gitmiş. Bütün hedefleri görmüş. Bakın Fibonacci'yi çizdiğimizde 1.618, 2.618, 3.618, 4.618'e kadar gitmiş. Bütün hedeflerini gerçekleştirmiş ve şu an tepede yatay takılıyor. Biraz riskli bölgede olmakla birlikte. Tabi analizde yani taramadan çıktığı için bu hisseyi de analiz kapsamına dahil ediyoruz. Yani buradaki Fibonacci'yi çizmemdeki kasıt şu. Şu bölgede dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü bütün Fibonacci hedefleri görmüş ve burada yataya sarmış. Burası mal dağıtma bölgesi de olabilir. Bunu da peşinden söyleyeyim. Dikkat etmek lazım. Fibo 5 günlük ortalama, 20 günlük ortalama yukarı kesenler taramasından çıktığı için bu analizi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi burada arkadaşlar ...49.40 yatay kritik destek. Bakın daha önce dirençmiş, burada destek olarak çalışmış, şurada yine destek olarak çalışmış. Bir kere burası önemli. Zirve direnci de arkadaşlar 71.2. Şunu da farklı bir renkle belirtelim. Şu an için hedef 71.2, destek 49.4. Tabi hisse şu an 65 lira olduğu için 49.4 biraz aşağıda kalmış olabilir. Bunun için de ara destek olarak şuraya eklediğim mor çizgiyi stop seviyesi olarak takip edeceğiz. 59.45 bizim stop seviyesi. Hedefte 71.2 değerli arkadaşlar. Yani 71.2 yukarı kırarsa tekrar bakmak lazım. Ama dediğim gibi biraz riskli sularda olduğu için çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Şu an için hedef mavi çizgi. Onu geçerse tekrar bakmak gerekir. Ancak mor ve siyah stop seviyelerine ciddi manada riayet etmekte fayda var. Teknik olarak 71.2 yukarı geçerse de ne olur? Mavi ile siyah çizgi arasındaki derinlik kadar yukarı gitme potansiyeli ortaya çıkar. Onu da bilgi amaçlı olarak ekleyelim. Hem bir görelim, eğer mavi çizgi geçerse nerelere varabilir diye. Evet, aşağı yukarı 3 hanelere denk geliyor. Eğer ki mavi çizgi yukarı kırarsa şöyle kırmızı çizgi sonraki hedefi olur 103 lira. Eğer mavi geçerse hedefi 103 lira olur. Yani 71'in üzerinde günlük kapanışlar yapabilirsen. Ama alttaki mor ve siyah çizgilere muhakkak riayet etmek lazım arkadaşlar stop loss anlamında. Çünkü hisse gepli gitmiş falan. Buralar bir de zaten dediğim gibi çok ciddi bir rally yapmış.
Buralarda dikkatli olmak lazım her zaman dediğimiz gibi. Evet, sonraki hisseye geçiyoruz. Prisma Press. Bu da taramadan çıktı. O yüzden listemizde yer alıyor. Bu da yine bakın bir zirve görmüş. Bir daha onu geçememiş. ...63 lira zirvesini görmüş, daha sonra gelip çok defa test etmiş ve henüz geçememiş. Fakat tekrar yukarı yönlü bir trend başlatmış görünüyor. Buradan trendimizi ekleyelim. Evet. Bunda da yükselen siyah trend desteğimiz 46 nokta kaç bakalım. 46.02. Hedef de arkadaşlar mavi çizgi hedefi, yani 63.9 teknik olarak hedef. Eğer mavi çizgi yukarı kırarsa o zaman ne olur? Buradaki şöyle bir mavi çizgi ekleyeyim. Bu iki mavi çizgi arasındaki derinlik kadar yukarı gitme potansiyeli söz konusu olur. Onu da ekleyelim. Uzun vadeli hedeftir bu arkadaşlar. Eğer ki üstteki mavi çizgiyi geçerse tabii. Hatta şunu da şöyle siyah yapalım. Evet, eğer üstteki mavi çizgi üzerinde kapanışlar yaparsa, 63.9'un üzerinde kapanışlar yaparsa, buradaki yatay kanalı katlama hedefi 150 lira olur. Ama şu an için siyah yükselen trend üzerinde kalması ve 63.9 zirvesini yukarı kırmasını izlemek lazım. Üstü için konuşmak henüz çok erken. Diğer hissemize geçiyoruz. Ünlü yatırım arkadaşlar. Ünlü'de de yine gördüğünüz gibi bir düşen trend var. Yani buradaki zirve tepelerini birleştirdim. Yani şuradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok kritik değil. Yani şöyle de çizebilirsiniz. Ancak tepedeki bakın şuradaki iki zirveden oluşan bir düşen trend var ve hisse bu trende doğru atakları yapıyor. Sonra geri çekiliyor. Şu an içinde baktığımızda şurada bir yatay destek oluşturduğunu görüyoruz. Bakın burada bir dip destek oluşturmuş. Daha sonra da gelip buradan ne yapmış? Destek alıp yukarı gitmiş. 13.92 bu hissede dip destek bölgesi arkadaşlar. Kırmızı düşen de bu şekilde. Şimdi kırmızı düşen kaça denk geliyor bakalım. 19.38 seviyesi kırmızı düşen direnci. Diğer taraftan böyle bir minör düşen de çizebiliriz arkadaşlar. Biraz daha kısa vadeli. Bu da bakın şuradaki tepelerden oluşan düşen. Bu kaça denk geliyor bakalım. 17.07'ye denk geliyor. Yani buradaki kırmızı düşenleri kırarsa sıralı hedeflerini grafiğimize ekleyelim. Evet, bu şekilde sıralı hedefler gördüğünüz gibi 21 lira ve 25 lira 25.68 sıralı hedefler olacak. Dip destek bölgemiz 13.92 olmakla beraber biraz aşağıda kaldığı için ara destek olarak 14.90'ı da destek seviyesi olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Toparlayacak olursak sıralı desteklerimiz 13.92 ve 14.90. Minör kırmızı düşen direncimiz 17.07. Majör kırmızı düşen direnci 19.38. Yatay zirve hedeflerimiz de 21.2 ve 25.68. Unlu hissesinde bu kırmızı düşenleri kırarsa şöyle üstteki mavi çizgiye doğru bir çanak oluşumu söz konusu olacaktır arkadaşlar. Yani şöyle bir senaryo mümkün. Şu an için hissede bir toparlanma var zaten. Şöyle bu kırmızı düşenleri kıra kıra yukarı doğru. Tabii bu düşe kalka olacak bir şeydir. Hani bir günde olacak gibi değil. Dirençleri kırarak zamanla bir trend oluşturarak mavi çizgilere doğru hareket etmesi takip edilebilir. Diğer hissemiz Verusa Holding arkadaşlar. Uzun vadeli güzel bir yükselen trende sahip hisse zaten. Şöyle bir kanalda ilerliyor. Böyle bir yükselen kanalı var. Hani gelmiş bakın buradaki açıyı unutmamış. Gelip burada iğne atıp yukarı gitmiş. Bu güzel, olumlu bir görüntü. Diğer taraftan yine şöyle ara trend görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle kırmızı renkle belirteyim. Bakın ortada bir kırmızı trend var. Yani şunun altında çok kalıcı olmuyor kırmızının. Bu kırmızı yukarı kırdıktan sonra genellikle artık bunun üzerinde tutulmuş. Şu anda hisse kırmızı yükselen trend üzerinde tutunuyor. Şöyle. Bu da aradaki yatay direncimiz, mavi renkle belirttim. Şimdi hisse ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi artık buradaki kanalı kaldırayım. Gereksiz kalabalık yapmasın. Şimdi bir kırmızı yükselen trend desteğimiz var. Bir de yatay mavi direnç var. Şimdi buradaki üçgeni yukarı yönlü doldurmasını bekleriz. Kırmızı trend desteğimiz de 249 lira 40 kuruş. Zirve direncimiz 311.7. Mavi yatay çizgiyi yukarı kırarsa arkadaşlar hedefi 422 lira kanal tepesi hedefi olur. Verusa Holding için güzel bir trend söz konusu. Video analiz başında da belirttiğim gibi güzel bir yükselen kanala sahip. Şimdi Yaotek hissesine bakıyoruz arkadaşlar. Yaotek'te de burada bir zirvesini gördükten sonra hani şu bölgede bir zirveye doğru bir hamle yapsa da kavuşamadan tekrar aşağı inmişti. Ve şu bölgeden bakın buradaki bir fincan gibi düşünürsek buna şu an kulp yapıyor görüntüsü var. Çünkü bakın bu bölgede yoğun bir yatay destek söz konusu. Şuradan da çok net görünüyor. Daha önceki direnç olan seviye burada destek olarak çalışmış. Burada destek olarak çalışmış. Çok kez destek olarak çalışmış 192.3 seviyesi. Burada da bir minör düşenimiz var. Şimdi ne yapıyor ise bu siyah çizgiden destek alarak yani 192 desteğinden ne yapıyor? Kırmızı düşeni kırmaya çalışıyor. Bakalım kırmızı düşen kaça denk geliyor?
222 lira arkadaşlar. Kırmızı düşen direnci güncel değerle. Eğer kırmızı düşeni yukarı kırarsa hedef 286 lira olacak arkadaşlar. Üstteki mavi çizgi hedefle takip edilebilir. 192.3'te stop seviyesi arkadaşlar. Güçlü yatay destek. Yahutek hissesinde durum bu şekilde. Diğer hissemiz yükselen çelik arkadaşlar. Yükselende de güzel böyle bir yükselen kanal oluşturmuş bir trendi var. Bakın şu şekil. İlerliyor burada. Tek yapacağımız şey burada yatay destek belirleyerek kanal tepesine gitmesini izlemek arkadaşlar. Burayı 20.34'ü destek olarak kabul edebiliriz. Şimdi kanal tepesine bakalım kaça denk geliyor. Güncel değerle 28.5 lira kanal tepesi hedefi var. 20.34 arkadaşlar kritik yatay destek. Bu siyah çizginin altına inerse stop loss, yani 20.34'ün altı stop loss kabul edilebilir arkadaşlar. Yani bu siyah çizgiden uzaklaştıkça ara trende ekleyebiliriz ileriye dönük. Zaten şöyle bir ara trendle de takip edebiliriz dediğim gibi. Bu da yükselen kanal içerisinde bir ara trend. Şu şekil. Ama şu an çok fazla henüz uzaklaşmadığı için yatay siyah çizgi de stop seviyesi olarak kabul edebilirsiniz. 20.34 destek, 28.5'da yükselen kanal tepesi hedefi arkadaşlar. Kanalı yukarı kırarsa da ne olur? Paralel bir kanal daha eklemek gerekecek. Bir üst kanala geçmiş olacak o zaman. Bunu konuşmak için erken ama hani ileride olabilecek muhtemel senaryolardan birisi olarak o zaman da bir üst kanala geçer. Daha yeni zirveler konuşuruz. Yani 28.5 ile kalmaz, daha da yukarı hedefler görme ihtimali yükselir eğer ki üst kanala geçerse. Şu an için yükselende durum bu şekilde değerli dostlar. Tabii bu ve benzeri videoların analizlerin devamı için de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu konuda kanalı desteğinizi bekliyorum. Videoların beğeni ve yorumlarla da destek olursanız güzel olur. Kanalın büyümesi ve gelişimi adına destekleriniz önemli. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu yayla gıdaya da geldik. Son hissemiz. Yayla'da bir gerçekten inanılmaz bir düşüş oldu. Yatırımcılarını çok yordu, bezlerdi falan. Şimdi baktığımızda da şöyle bir kırmızı düşeni var. Bir de tabii minörde de bakılabilir ama ben majörden almayı tercih ettim. Şu an minörde henüz kırmış değil. Fakat hissede neyi görüyoruz arkadaşlar? Yükselen dipler görüyoruz artık. Bakın şu şundan yukarıda, bu bunun üstünde, bu bunun üstünde falan. Bu olumlu bir görüntü. Şimdi burada bakın çok güzel bir sıkışan üçgen var. Şöyle siyah kırmızı yapalım her zamanki gibi. Kırmızı düşen, siyah yükselen olsun. Evet, aşağı yukarı sıfırladık çizgilerimizi de. Evet. Çok simetrik, güzel bir
Üçgen var arkadaşlar. Siyah yükselen çizgi ile kırmızı düşen arasında. Şimdi bize düşen ne var? Buraya fiyat etiketleri eklemek kalıyor. Siyah yükselen trend desteğimiz 12.9 arkadaşlar. Bunun üzerinde kaldığı sürece kırmızı düşeni takip edebiliriz. Kırmızı düşen direncimiz de güncel değerle 16.23. Bunu yukarı kırarsa da sıralı hedeflerimizi belirleyelim. Şimdi nihai hedefimiz tabii ki 25.26 olacaktır. Arada da şöyle bir direnç daha var. Hedef yani 17.93. Yatay mavi çizgiler sıralı hedefler olacaktır. Yayla gıda da güzel toparlanmalar var. Yükselen dipler görüyoruz. Buradan ilk önce 16.23'e denk gelen kırmızı düşeni kırmasını, sonra da sırasıyla 17.93 ve 25.16'ya denk gelen mavi çizgi hedeflerine doğru böyle büyük bir çanak oluşturmasını bekleriz. Yayla gıda da bizim trend ve stop çizgimiz de siyah çizgi güncel değerle 12.9'a denk geliyor. Yayla için de diyeceklerim bunlar. Bu ve benzeri videoların analizlerin devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.